Fenerbahçe tarih yazdı. Finalde Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 80-64 yenerek Avrupa'nın en büyüğü oldu. Maçın bitmesiyle birlikte hem tarihi zaferin yaşandığı salonda hem de Türkiye'nin farklı noktalarında kutlamalar başladı. Fenerbahçe tarihi bir zafere imza attı. İstanbul'daki finalde Olympiakos'u 80-64 mağlup ederek Avrupa basketbolunun en büyüğü olan Fenerbahçe bu kupayı kazanan ilk Türk takımı olarak da tarihe geçti. Basketbol! To be again champion of Europe. Tekrar Avrupa şampiyonu olmaktan çok mutluyum ama daha çok Fenerbahçe için mutluyum. Çünkü tarihinde ilk kez şampiyon oluyor. Muhteşem zaferle birlikte Türkiye'nin dört bir yanı sarı laciverte büründü. Avrupa'nın en büyüğünü belirleyecek maç saat 21'de başladı. Yarı finalde Real Madrid'i deviren temsilcimizin rakibi CSKA Moskova'yı eleyen Olympiakos'tu. Tarihi final için meydanlarda dev ekranlar kuruldu. Fenerbahçe ilk saniyesinde öne geçtiği maçta hiç geri düşmedi. Dördüncü periyodun sonunda 80-64 gibi ezici bir skorla şampiyonluğunu ilan etti. Zaferin mimarı Obradoviç 9. kez bu kupayı kazanırken hedefinde 10. şampiyonluk vardı. Pero Antic, şampiyon olursak saçımı kestiririm diyen Gigi Datome'nin sözünü unutmadı. Salonun ortasında makası eline aldı. Evet. Şampiyon olursak saçımı keseceğim diye söz vermiştim ve bunu tuttum. Seneye de sakalımı keser miyim bilmiyorum. Şimdi eğlence ve kutlama zamanı. Kutlamaların merkezi ise Bağdat Caddesi'ydi. Meşaleler yakan taraftarlar sabaha kadar Avrupa şampiyonluğunu kutladı. O tarihi zafer Karadeniz Ekonomik İşbirliği zirvesine de damgasını vurdu. Fenerbahçeli Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerin yanında Yunan mevkidaşını teselli etti. Yunanistan Cumhurbaşkanı değerli dostum, o da üzülmesin çünkü onların da yine mensubu olan Kostas Slokis, o da yine aynı şekilde Yunanistanlı ama o da Fenerbahçe'de oynuyor. Fenerbahçe'nin kupayı kazanmasında Sırp oyuncular ve özellikle Sırp koç Obradoviç'in katkısını unutmadı Erdoğan. Sırbistan Başbakanı'na teşekkür etti. Gelmenizi bekliyordum maçı.